Trabzon'dan yola çıktık otobüsümüzle beraber. Sümele Manastırı'nın bulunduğu bölgeye çok yakın otobüs durağına kadar geldik. Burada otobüslerden indik. Genelde öyle oluyor. Hemen buradaki alt istasyonda bu kez minibüsler bizi karşılıyorlar. Ve minibüslerle bu sisli dağların zirvesindeki Sümele Manastırı'na adım adım ilerliyoruz. Çünkü bir yerden sonra otobüsler bu yolculuğa devam edemiyorlar. Grubumuzla beraber minibüslere doğru geçiyoruz. Evet, minibüse geçtik. Şimdi minibüste yukarı doğru tırmanıyoruz. Birazdan minibüslerden inip bu kez yayan devam edeceğiz. Son derece zor bir parkur. Tabii eskiden çok daha zordu. Bu yollar yoktu. Ve çok uzun bir parkuru yürümek zorunda kalıyorduk. Yukarıya çıkıldığında herkesin pestleri çıkmış oluyordu. Şimdi Sümele'ye ulaşmak çok çok daha kolay. Gördüğünüz gibi son derece geniş yollar var. Ve yol güzergahımızda muhteşem bir dere çağlayanlarıyla bize eşlik ediyor. Evet, minibüslerden indik. Şimdi 400 metrelik bir yürüyüşümüz var. Yukarı doğru tırmanacağız. Ve Sümele, yağmurlu bir havadayız. Sis de var. Bunların arasından bakalım hangi mevkide bize el sallamaya başlayacak. Sümele'ye yaklaşmışken, ya Sümele bizi bekliyor, ne yapıyorsunuz siz buralarda ya? Evet, çayın cazibesine hayır diyemediler. Dediler ki tarih ertelenebilir ama çay ertelenemez dediler. Hadi ısıtın bakalım içinize. Kurabiye, mısırın eteri, yağ, yumurtanın sarısı taş fırında yapılmıştır. Evet, Sümele'ye hoş geldiniz. Şimdi otobüste bir yere kadar geldik. Oradan minibüslere bindik. Minibüsle buradan indik. Bir 400 metre kadar bir yol yürüyeceğiz. Sümele her şeyle karşımıza çıkacak. Ama özellikle sizi burada durdurdum. Girizgahı burada yapmak istedim. Çünkü aslında burada şöyle yürüdüğünüz zaman kısa bir mesafe sonrası bir 5 dakika kadar yolun devamında burada Azize Varvara Manastırı var. Küçük bir yapı. Bu da diğer yapıyla eşdeğer eskilikte. Hatta bazı kaynaklar bu büyük Sümele olmadan önce bu küçük yapının da burada var olduğunu iddia ediyorlar. Bu yapı niye önemli? 1923 Türkiye Cumhuriyetimiz kurulduğunda ki kuruluş aşaması öncesinde Kurtuluş Savaşı yıllarımızda Rusların burayı 1916'da işgalinden sonra bölgedeki otokontrolü Rusların ele geçirmesini fırsat bilen bölgedeki ayrılıkçı Rumlar çete faaliyetlerine girişiyorlar. Ve bu çete faaliyetleri sırasında buralarda yakıp yıkıp bir sürü militanca girişimlere örgütleniyorlar. Biz tabii Türkiye Cumhuriyetimizi kurunca buradaki militanların çoğu kaçıyor gidiyor. Hatta Sümele Manastırı'nın başındaki baş rahip bile Amasya İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıyor ve 70 küsür kişiyle beraber idama mahkum ediliyor. Neden? Çünkü burada bir sürü insanın kanına giriyorlar. Asıp kesiyorlar. Ve adamlar kaçmak zorunda kalıyorlar. 1924 nüfus mübadelesi sırasında buradaki Rumlarla beraber Sümele'nin rahipleri de gönderiliyor. Nereye? Yunanistan'a. Tabii bunlar giderlerken yük de hafif, paha da ağır ne varsa yanlarında götürüyorlar. Götüremedikleri birçok şeyi de sağa sola gömmeye çalışıyorlar. Bu kilisenin, manastırın burada yapılmasına sebep olan 3 tane önemli kutsal eşyaları var. Yani Sümele Manastırı kadar onlarca kıymetli 3 tane kutsal eşya. Bir tanesi Hazreti İsa'nın havarilerinden Aziz Lukas'ın yaptığına inanılan bir Hazreti Meryem resmi. Ahşap üzerine çizilmiş bir Hazreti Meryem resmi. Ki bu resmin, birazdan anlatacağım, bu manastırın yapılmasına
sebep olan o mağarada bulunduğuna inanılıyor. Birincisi bu resim. İkincisi Aziz Christopher denilen bir zatın asırlar önce yazdığı, perşömen kağıt üzerine yazdığı bir İncil. Üçüncüsü de Komnenos Hanedanı'nın, yani Trabzon merkezde bu Komnenos Devleti'nin hükümdarı 3. Manuel'in buraya hediye ettiği bir haç, haçın parçası. Bu üç kutsal eşya, bu adamlar 1924'te buradan giderken gizlice gömülüyor. Sümele civarına gömmeyelim diyorlar. Çünkü orası göz önünde. Orada zaten her yeri kazıp edip bunları bulup zayi edebilirler. Nereye saklayalım diyorlar. İşte buraya. Ayia Varvara Kilisesi'nin içine, zeminine gizlice gömüyorlar. Ve 1924'ten 1931 yılına kadar burada zeminde gizli bir şekilde kalıyor. Kimse de varlığını bilmiyor. 1931 yılında işte burada bir sürü örgütlenmeye giden Sümele Manastırı'nın metropoliti Türkiye'ye gelmesi yasak. Türkiye'ye girdiği anda idamla yargılanıp, yani karar verildiği için ölüm cezası var. O giremeyince metropolit o gün Yunanistan Başbakanı olan Venizelos'u buluyor. Diyor ki bizim üç kutsal eşyamız sakladığımız gizli yerde duruyor. Bizim bunları almamız lazım. Ben diyor gitsem elimle koymuş gibi yeri biliyorum. Ama ben Türkiye'ye giremem. Ölüm cezam var. Sen diyor Türkiye'deki yetkililerle görüş, bu işi çöz diyor. Venizelos da 1931'de Türkiye ziyaretinde İsmet İnönü ile görüşüyor. İsmet İnönü Başbakan. Diyor ki ya böyle böyle bizim eşyalar var. Sizin bir işinize yaramaz. Bizim için çok kıymetli. Bunları ille bize verin diyor. İnönü ikna oluyor ve verilen izinle beraber oradan ceza almayan bir papaz heyeti buraya geliyor. Metropolit ve ekibi gelemiyor tabii onlar. Burada iş çevirenler. Geliyorlar. Bizim kolluk kuvvetlerinin gözetiminde Varvara'nın zemini kazılıyor. Sakladıkları yerden bu üç kutsal eşya neydi bunlar? Bir ahşap üzeri resim. Luka'nın resmi, Hazreti Meryem resmi. İkincisi bir perşömen İncil, Christopher'ın İncil'i ve bir de o 3. Manuel'in hediyesi denilen bir demir haç. Bunlar Yunanistan'a Türkiye'nin izniyle götürülmüş oluyor. Peki hikaye nasıl başlıyor? Hikaye Atinalı iki papazın gördüğü rüyayla başlıyor. Ne görüyorlar? Buraya ne şekilde geliyorlar? Cevabını birazdan yerinde konuşacağız. Yukarıdaki mağara kilisi. Hadi buyurun. Evet, gördüğünüz gibi gruplar bir taraftan Sümele'ye doğru giderken öbür taraftan ziyaretini tamamlayanlar minibüs durağına doğru ilerlemekteler. Rehberlik de kolay değil. Şimdi düz düz gidiyorduk. Tırmanma başlıyor şu andan itibaren. Yukarı doğru. Evet, dumanlı sisli dağlar ve yeşilin her bir tonu etrafımızda. Yorulanlar için yol güzergahında böyle ahşap oturma yerleri yapılmış. Ama tabii şu an hafif hafif yağmur yağdığı için bunlara oturmak zor, kurt geliyor arkadan. Harikasınız, aslansınız, kaplansınız, yaparsınız. Hakikaten yalnız yeşilin her tonu. Ayaklarımız kaymasın, dikkat edelim.
Evet. Karadeniz havaları başladı. Burada yerel sanatçılar zaman zaman Sümele yol güzergahında ellerinde kemençeleriyle gelen geçenlere sanat icra ediyorlar. Grubun önünden gelenler sürpriz yaptılar bize. Vallahi hiç ayarlama, organizasyon yok. Bu da Karadeniz aşığı galiba. Biliyorsunuz Kars'a gittiğimiz zaman Kars'ın aşıkları meşhur. Erzurum'un aşıkları meşhur. Of of of, dağa bakar mısınız? Bunlar Karadağlar. Meşhur Karadağlar. Evet, ekip geliyor. Haydi arkadakiler, az kaldı. Kapı gözüktü. Kapı şu yukarısı. Hakikaten öyle bir yere yapmışlar. Yani şu kapıdan, şu tepedeki kapıdan geçmeden içeri giremiyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Az önce yarım kalan bir hikaye vardı. Evet. Bu dağın başında hakikaten normalde insanların gelmesi, ulaşması, tanıması, keşfetmesi ve barınmasının pek de mümkün olmadığı bu kadar zor bir coğrafyada bu insanların ne işi vardı? Bakın geldiğimiz yer öyle böyle bir yer değil. Dünyanın bu büyüklükteki en eski manastırlarından birine geldik. Manastır ve manastır hayatı aslında Hristiyan'ın erken yüzyıllarından beri var. Keşişlik, kendini dünyadan soyutlama, uzlet içerisinde insanlardan uzak coğrafyalarda mahrumiyet yaşayarak, kendini mahrum bırakarak dünya lezzetlerinden Allah'a yakın olmaya çalışma. Ara ara uzun yolculuklar yapma, az yeme, az uyuma, az konuşma, çok fazla gülmeme. Aslında İslam tasavvufundan da yabancı olmadığımız şeyler bunlar. Kılleti tam, kılleti kelam, kılleti menam. Yani kendini dünya noktasında zayıflatırsan meleki yönün kuvvetlenir. Hayvani yönü zayıflatırsan. Çünkü insan çok yönlü yaratılmış. İyi seviyeliğin erken dönemlerinde de bir keşiş yaşantısı söz konusu. Hazreti Ömer'le alakalı bir mevzu benim çok hoşuma gider. Hazreti Ömer bir gün o dönemindeki fütühat döneminde yukarı doğru, yani o Şam'a doğru yolculuğunda bu sırada bir keşişle karşılaşıyor. Çok yaşlı, saçı sakalı bembeyaz, iki büklüm bir keşiş. Onu görünce ağlıyor Hazreti Ömer. Diyorlar ya Ömer niye ağladın? Yani Hristiyan bir keşiş nihayetinde, bir papaz. Diyor ki saçları sakalları hidayete ermiş ama kendisi bir türlü doğru yolu bulamamış diyor yani. İşte bu yalnızlık içinde Allah'ı arayan insanlar. Milattan sonra 300'lü yıllarda İki tane Atinalı papaz, bunlar birbirlerini hiç tanımayan, Atina'nın farklı yerlerinde yaşayan iki papaz rüya görüyorlar. Rüyalarında Hazreti İsa'nın havarilerinden
Luka'nın Hazreti Meryem resminin onlara tarif edilen Trabzon'un bu Karadağlar denilen mevkiinde bir mağara içine konulduğunu görüyorlar. Bu bir rüya. Tabii rüyayı gören keşişlerden biri çıkıyor geliyor gemiyle Trabzon'a ve Maçka Limanı'ndan iniyor. Öbür papaz da iniyor. Bunlar karşılaşıyorlar. Sen kimsin? Nereden geliyorsun? Aa ben de oradan geliyorum. Sen niye geldin? Ben niye geldim? Birisi ben bir rüya ile geldim deyince öbürü şaşırıp kalıyor. Allah Allah diyor. Ben de bir rüya gördüm. Beni buraya getiren de bir rüya. Ne gördün? Şöyle gördüm. E ben de aynısını gördüm. Böylece rüyalarının sıhhatine daha da inanıyorlar. Ve bunun üzerine bu yeri aramaya başlıyorlar. Araya araya bu kapının arka tarafında bizi dar bir uçurum düzlüğü karşılayacak. O uçurumun içinde o mağarayı buluyorlar. Ve hikaye bu ya. Mağaranın içerisinde o rüyada gösterilen resmi de buluyorlar. Burası kutsal bir yer. Burası Hazreti Meryem'in uğradığı bir yer. Çünkü rüyalarında Hazreti Meryem onlara mağarayı göstermiş, işaret etmiş. O zaman burayı bir ibadetgah yapalım diyorlar. Ve bu şekilde o mağarayı daha da büyütüyorlar. Ve orayı ilk ibadet mekanı, yani kilise ediniyorlar. Daha sonra manastır hayatında keşişlerin sayısı artıyor. İşte odalar odaları kovalıyor. Derken buranın kutsiyeti, büyüklüğü, önemi Roma imparatorlarının dikkatini çekiyor. Başta 1. Theodosius olmak üzere İstanbul'daki dikili taşı diken, ondan sonra gelen birçok Roma imparatoru, Anastasius'lar, Justinianus'lar buralara yatırım yapıyorlar ve burası devasa bir hal alıyor. İşin ilginç yanı, manastır 1 iken 1'e 10 manastırın büyüdüğü dönem Osmanlı yönetimi oluyor. Osmanlı döneminde devasa boyutlarda büyüyor. Çünkü Osmanlı padişahları buradaki din adamlarına çok ciddi şekilde sahip çıkıyor, destek oluyorlar. Keşke hikayenin sonunu baştan anlattım. Keşke sonu güzel bitseydi. Şurada paşa paşa ibadetlerine devam edebilselerdi. Bulundukları topraklarda ihanet içinde olmasalardı. Genellemiyorum. Ama o içlerindeki siyah pirinçler, beyaz pirinçlerin de gıda olarak tüketilmesine, faydalı olmasına engel oldular. Hadi adım adım geçelim içeri. Şimdi bizim grup, biz şu merdivende bir poz vereceğiz. Evet, merdivenlerden tek sıra çıkalım. Tek sıra şu Trabzon'a uçuruma doğru dayanacağız ve bir poz vereceğiz. Evet. Şu an giriyoruz içeri. Çok etkileyici bir yapı. Şimdi bu da şu merdivenlerden aşağı inerken iki öbek yapı görüyorsunuz. Bir hemen karşımızda kayaya, soldaki o devasa Karadağ'ın gövdesine bitişik üst üste yapılar var. Bir de sağımızda çatılı, oluklu, kiremitli yapılar var.